İhsan Şen Ocak İslam düşmanlığıyla Maruf Gazetenin Sebbiye Memuru Ahmet Hakan'a Hakan Bey, kürsüde benim yerimde senin gibi üzerinde Mao'nun kafası olan bir tişörtle poz veren biri olsa ve mülkiyet hırsızlıktır dese ya da Kelamullah yerine Das Kapital'i referans alsa büyük devrimci olurdu. Ondan özgürlük savaşçısı diye bahsederdim belki de. Marx, Engels ve Lenin'den oluşan üç ayaklı küfür üçgeni bağlamında biraz proletaryadan bahsetseydi fevkalade aydın bir hoca olabilirdi. Gayrimeşru ilişkilerini gölgelemek için eğlence merkezlerinde tanıştığı dostlarıyla Umre'ye gidip, metaftan birkaç poz veren senin gibi bir sebbiye memuru için işte adam dünyasını da ahiretini de mamur etti, hayatını da yaşıyor, Kabe'ye de gidiyor deseydi kim bilir gelecek Ramazan yazılarında dinlenilmesi gerekenler listesine adını yazardın. Baş kapitalist. Benim yerime kürsüye çıkan adam kahrolsun müslümanlar diye birkaç slogan atsa Sonra da millet malını gasp etmekle maruf, müseccel İslam düşmanı baş kapitalistin gazetesinde magazin yazıları yazsa, nikahsız bir hayatı çağdaşlık kabul eden kadınlarla aynı masaya oturup onun bunun hayatından konuşsa, zinaya yasak aşk dese, belki gözünde büyük kahraman olurdu. Ne dersin? Bu da bizim Çeguvera'mız, onun gibi devrimci doğdu, devrimci yaşıyor diye nişan taşında nara atardın belki. Gönüllü beraberlik. Kürsü de vaz eden ben değil İslam deyince aklına irtica, Müslüman deyince mürteci gelen patronunun maaşlı seviyecisi olsaydı ya da senin gibi enses ilişkilerden bahsederken, tecavüzden, zorlamadan, tasalluttan, aklı ermeyene yönelen cinsel saldırıdan falan söz etmiyoruz. Cinsel ilişkiden söz ediyoruz, gönüllü beraberlikten söz ediyoruz diyerek fuhşun en menfur şeklini, ne var bunda gönüllü beraberlik terkibiyle anlatan kadın tacirlerinin bile kullanmaktan haya edeceği bir üslupla normaldir anlamına gelen cümlelerle meşrulaştırma ahlaksızlığına savrulan bir müftü çocuğu olsaydı kadın haklarına saygılı hoca diye yazardın belki de adını yazdım kadınlar çıktı bu sabah kardeşlerim ders sonrası içine beynini kustuğun dilden diyalektikten mahrum İlk mektep talebelerinin kompozisyonlarına rahmet okutan o sebbiyenden bahsedince bu adam kimdir ne der diye Google'a adını yazdım. Ne var ki Kur'an-ı Kerim'in o halleriyle kendilerine bakmayı yasakladığı kadınlar çıktı. Ahzab 30. Anlamak zeka meselesidir lakin senin için bir daha tekrar edeyim. Adını yazdım kadınlar çıktı. Acaba isimde mi bir yanlış var dedim. Tekrar yazdım. Yine aynı manzara. Her tarafın kadın doluydu hepsi de yoldaşlarının. Kur'an'ı kapat, kadını aç sözü mucibince amel eden türdendi. Elhasıl suretlerine sana dair hüküm verecek kadar bakamadım. Bari birkaç yazısını okuyayım dedim. Karşıma ya sebbiye çıktı ya da kim kimin karısıyla beraber olmuş, neden falan gazeteci filan namus düşmanı adam değildi? Onunla fuhuş yapan filan ünlü kadına eleştiriliyor. Nevinden nikahsız kadınların faaliyetlerini ya da zinakarları müdafaa eden yazılarım vardı. İğrendim, tiksindim, daha fazla okumaya vicdanım müsaade etmedi. Müftünün oğlu Kiminle, nerede, ne yaptığına gelince, onlar üzerinde durmak senin gibi sebbiye memurlarının vazifesi olduğundan bu mevzuda seni sana havale ediyorum. Fakat bir yazıda iftiharla bahis mevzu yaptığın müftüoğlu olman, şu noktada beni endişelendiriyor. Acaba bir Anadolu evladı, bu adam ilahiyat okumuş, babam da müftü diyor, lisan hali nicedir diye seni Google'da aratır, malum fotoğraflarını görür. Onlar müftü oğluna caiz de bize niye haram der, sonra da uydum bu ünlüye diye ardından gider, hem kendi hayatını hem de kadınların hayatını kirletir. Ne buyurursun ahlak yobazı? Tesettürden bahsetmemden fevkalade muzdarip olduğuna göre neyi nasıl anlatmama dair bir teklifinde vardır herhalde. Magazin haberlerinden etkilenen onlar gibi yaşamak isterken ailesi dağılan insanlara ne söylememi isterdin mesela? Aziz cemaat kusuruma bakmayın bu hususta İslam'ın hükmünü söyleyemem. Hakan Bey üzerine alınıyor mu demeliydim ya da Hakan Bey'i okuyun, namus telakkinizi güncelleyin diye mi tavsiyede bulunayım? İslam kadınlarına başlarını örtmeyi ve namahremden sakınmayı emreden Nur suresinin 31. ayetinin artık devri bitti. Onunla amel edip şu malum ve müseccel namus yobazını üzmeyin. Sebiye memuru bu hususlarda fevkalade muzdarip oluyor mu demeliydim. Allah Azze ve Celle'nin Ahzab suresinde Ahzab 59. peygamber Ekber'e sallallahu aleyhi ve sellem emir buyurduğu tesettürün İslam kadınlarına anlatılması hususu. Keyfini kaçırıyor. Kur'an'a ittiba eden kadınlar tusağına düşmüyor. Onları kullanıp da atamıyorsun diye Müslümanlara eşlerini kızlarını Allah'ın emrine göre örtünmeye davet etmekten vazgeçmeleri çağrısında mı bulunayım? Yaşasın Papa kahrolsun Müslümanlar. Papa rahibelere tesettür çağrısı yapınca yine fikir niyetine sebbiye kustun mu ya da kusar mısın? Kusmak istesen sahibin buna müsaade eder mi? Yoksa benim ihtisas alanım Müslümanlar. Patronun görev tanımlaması dışına çıkmak vazifeme ihanettir deyip yaşasın Papa için inanç özgürlüğü ve kahrolsun sadece İslam yalnız İslam diyen Müslümanlar deyu naralar mı atarsın? Kim hayasız? Benim için Çıkmış vaaz kürsüsüne, işleri güçleri kızlar ve kızların giydiği pantolonlar, üniversiteye giden kızlara ve o kızların babalarına hayasızca saldırıyor. Kafanı tasih etmek ehem olduğundan, mühim olan cümlelerini tasihi sana bırakıp şunu sorayım. Hangi babaya nasıl saldırdım? Onlara, ey iman edenler, Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Tahrim 6 ayetini hatırlatmak. Çocuklarına tesettürü anlatmaları gerektiğini. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aile reisini çobana benzeten hadisi üzerinden tefsir etmek midir saldırmak? Demek senin lügatında kürsülerde Allah'ın tesettürle alakalı ayetlerini okuyarak babalara mesuliyetlerini hatırlatmak, evlatlarını namus yobazlarının oyuncağı olmaktan korumaya çağırmak, onlara hayasızca saldırmak anlamına geliyor öyle mi? Kur'an'ın İslam kadınlarıyla olan şu çağrısı hakkında ne buyurursun? Evlerinizde vakarla oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Ahzab 33 Sence bu da mı kadınlara hayasızca saldırılır? Konuş müftünün oğlu. Eski ilahiyatçı pozlarıyla Müslüman mahallesinde namussuz hayatların reklamını yapan sebbiye memuru anlat. Nerede hayasızlık? Bülbüllere emir var, lisan öğren vakvaktan. Bahset tarih, balığın tırmandığı kavaktan. Bak, arslan hakikate, İspinoz kafesinde. Tartılan vatana bak, dal kavuk kefesinde ayık mıydın? Google adı yazılınca kadınlarla verilen ahlaksız pozlardan başka bir şey çıkmayan biri olarak İslam din ve devlettir diyen Müslümanlar için işleri güçleri kızlar cümlesini kurarken ayık mıydın? Hiç mi aynaya bakmadın? Seni asıl rahatsız edenin ben değil, Allah'ın tesettür ayetleri olduğunu sen de biliyorsun. Lakin onlarla hesaplaşmaya yüreği niyetmediğinden onları tefsir edene dair sebbiyeler kaleme alıyor, maaşının gereğini yapıyorsun. Bir de babalar kızlarına iffet davasını anlatır. Onları senin gibi bir hayat yaşayan adamlara karşı uyarırsa artık kimin dünyasını karartabilirim diye yese düşüyor. Büyük adam nutukları atarak vaziyeti kurtarmaya çalışıyorsun. Din elden gidiyor diyen bir ahir zaman değisti. Diyorsun ki ve bu İhsan Şen Ocak denilen adam konuştukça Türkiye'de maalesef deizm ve ateizm yükseliyor. Uyanın ey ehli iman, bu İhsan Şen Ocak türü adamlar yüzünden din elden gidiyor. Din. İhsan Şen Ocak'ın kitaplarını, yazılarını okuyan, konuşmalarını dinleyen tek bir Müslüman gencin deist ya da ateist olduğunu önceki hayatından şahitler ve resimlerle ispat edebilir misin? Hakan Bey, söz namustur namusunu çiğnetme iddianı ispat et. Allah'ın tesettür ayetlerinden rahatsız olan, mahremiyeti çiğneyen sen değil misin? Yaratan Allah'ın yöneten Allah olduğu akidesiyle savaşan biri olarak senden büyük deist mi var? Sen kimi okuyup deist olduysan etrafındaki deistleri ihva eden de o şeytandır. Bir baba kimden rahatsız olur? Bir babayı ayet ve hadisler bağlamında ailene sahip çık çağrısı mı, yoksa kızının her gece başka bir alemde başka bir erkekle fotoğraflarının medyaya düşmesi mi rahatsız eder? Mesela mütedeyyin bir baba Google'a kızının adını yazsa ve karşısına seninle olan fotoğrafları çıksa ne hisseder? Benim tesettürle alakalı konuşmamdan mı, senden mi nefret eder? Ya da şöyle sorayım, ol kadınlarla beraber olduğundan dolayı Kaçının babasından teşekkür mesajı aldın? Kendini merhum babanın yerine koy ve düşün. Eğer düşünebiliyorsan. Zira düşünmek ve anlamak zeka meselesidir. İnsan kafasını hayvan kafasından ayıran en temel hususiyet düşünmektir. Patronuna verdiğin beynini bir saatliğine geri al ve sözlerimi bir daha dinle. Anlayamazsan kendini birlikte olduğun kadınların babaları yerine koyarak dinle. O babalar kime hak verir? Hadi gel Çeguvera ol. Hakan Bey bir an patronunun sebbiye memuru değil de Allah'ın kulu olduğunu düşünebilirsen, İslam'ın kızlarına üniversiteye gitme değil, Ahzab 33'te de buyurulduğu gibi açılıp da gitmeyin dediğimi sen bile anlarsın. Çok zor değil. Dene bak olacak. Lakin önce özgür olman, kiraya verdiğin beynini geri alman gerekir. Hadi gel çeguvera ol fakat tişörtünü giyerek değil, efendine karşı cesaretini kuşanarak. Ne o cümleler tercir misin? Google'daki fotoğrafların gibi Barzani ile alakalı yazındaki şu ifadelerin kadına dair kıymet ölçünün aslında bir tacirden çok da farklı olmadığını resmediyor. Buyur şu ifadeler sana ait. Mesut Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani'nin Dilman köyündeki karargahında çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğrafta önde Molla Barzani var, arkada ise Sofia Loren'a benzeyen bir hanımefendinin duvara asılmış bir posteri var. Biraz asker dolabı kapağına asılan posterleri biraz da gurbette bekar kalmış inşaat işçisi odasına benzer posterleri andırıyor. Hakan Bey, malum haldeki kadınların asker dolabına ve işçi odasına cinsel bir tatmin aracı görüldüğünden dolayı asıldığını ima eden, söyleyen biri olarak gazetenin benzer fotoğrafları yayımlamasına sessiz kalman ya da onları bizzat köşende neşretmenden daha başka kadın nasıl aşağılanabilir? Gayesiz, idealsiz bir hayata mahkum zavallısın sen. Magazin dünyasından başka bir yerde adın geçer mi? Mesela fikir sanat çevrelerinde İrab'da mahallin var mıdır? Allah seni ıslah etsin. Biz Ravza'da İmam Bedir'de kumandan, İslam devletinde başkan olan Peygamberi Ekber'e iman ettik. Kaybedecek ne koltuğumuz ne patronumuz var. Tek endişemiz Allah'ın rızasını kaybetmek. Sebbiye memuru, Allah yolunda bedel ödemek bir şereftir ve o şeref herkese nasip olmaz. Şimdiye kadar Allah Azze ve Celle'den başka kimsenin önünde eğilmedik. Ölene kadar da kıvamda ve kıyamda olacağız.'' sana, münafıklara ve kubur faresine denk bir hayat yaşayan bütün namus yobazlarına ilanen duyurulur. Nisa suresi 148. ayet-i cesaret alarak bir sebbiye memuru ve onun yazısıyla huzurlarınızı işgal ettiğimden dolayı siz mümin kardeşlerimden kusuruma nazar etmemenizi istirham ederim. İhsan Şen Ocak